Evet dostlar, Kaboyun Mutfağı'na hoş geldiniz. Sizlerden bugün güzel yemecikler yapacağız. Anladınız mı? Sizlere kısa bir yemeğimizi tanıtayım. Arizona veya aslında Louisiana usulüdür bu yemek. Et güveç yapacağız. Bu bir etçiktir. Anladınız? Bu da kuyruk yağcıdır. Dekor olarak. Ve tabağımıza güzel lezzet verecek. Biz bu eti ne yaptık? Marine dediler, bilmem ne, dinlendirme, kara gözlükleri var ya, onda bunda. Zeytinyağında 3 gün yatırttık, biz bunu karabiber falan. Bunu çürüttük, ağlattık. Bağırır. Buttan bir parçadır. Tekrar onu da söyleyelim. El değmeden hijyen bir çalışma yaparak sizlere lavazanlık yapmadan esiyoruz arkadaşlar. Kuş başı mı derler, kuş kenarı mı, şişlik tarzında kokuyordu galiba, yok be kokmadı. Bu da kuyruk yağcığı ekstra lezzet versin diyedir. Damak tatçığını bilen anladı ne demek istediğini. Bir hızlı derler ateşte, wok tavamızın altını yaktık, gaz da bağlı oldu. Nasıl halledecek bu işleri? Şimdi dost, biz bunu ısıttık ve hemen kuyruk yağcıklarımızı attık. Evet dost, terbiyelediğimiz etçiğin kendi yağından biraz da damlattık. Yağ severlere selam. Ve kuyruk yağcığının lezzetini alıyoruz kısacası. Anladın mı? O kadar. Daha fazla beklemeden, evet, bana benim. Evet dostlar, şimdi içerisine atacağımız diğer malzemeleri dahil edelim. Ne mesela? Havuççuk. Termatik olur mu acaba bu işleri yapan termatik? Bak ya. Bir deneyeceğim sakalı, ben bunu ya size söyleyeyim ha. Evet. 3 parçacık. Biraz da yiyelim. Evet dostlar. 1, 2, 3. Biraz soldurduk. Neden iri koyduğumuz sunumda anlaşılacak. Bir parça da kerevizcik koyacağız içine. Böyle. Gene aynı mantıkta doğrama biçimiyle. Aynı mantık. Hem çocuklarınız bunun vitamin C'ni alır. Bunu da attık. Bir karıştıralım. Louisiana usulü et sote. Et güveç sorry. Louisiana. Kimisi bunun icadının Arizona'dan geldiğini söyler ama oturan boğanın kaynanası bana dedi ki ya kabayı öyle bir şey yok, Louisiana'dır bu dedi. Büyük büyük nenesi yaparmış. Evet dostlar, bu kadar ha. Kavurma işi şimdi ne yapıyoruz? Güveçte buluşturuyoruz. Söndürdük ve güvecimize döküyoruz. Gelişi güzel bir şekilde döktük arkadaşlar. Evet. Anladınız bunun olacağını. Bu arada da püremizin altında yakıyoruz. Bu durumda. Bu kara gözlük gibi gördüğünüz aleme biz koyduk güvecegenini. Yakıyoruz bunun altını da be dostlar. Biz buna
Biraz su ilave edeceğiz tabii ki. Arıtılmış şebeke suyu. Karıştıra karıştıra geldik bu Mickey Mouse güveçin içine. Döktük. Tamam. Örtör örtme şekilde döktük arkadaşlar. Bırakın onu yaşasın. Bu arada da buna elimizi de batırdık bakalım ne diyor. Biz buna duzunu, şusunu, busunu da atalım. Pişime yakın atsak da olur. Attık biraz kontrollü bir şimdi Himalaya'mızı. Bir küçük de karabiber çekelim. Anladın mı? Lezzet açısından. Bir dürtük ve kaynamaya bırakmazdan evvel küçük bir aroma vermesi için lazmarincik ve anladın defne dalcıyı savurtacak içine. Lazmarinimizi tozlu tozlu aldık. Üfürdük üstüne bir iki tozu katsın. Üfürün daima. Tozuna. Ne yapsan evin içinde kedi gezer, medi gezer. Bu da rosemary. Yani lazmarin. O kadar. Başka adı yok. İki yapracığımızı da güvecimize savırttık. O kadar. Bu arada da yine lezzet patlaması yaşamak istiyorsak ki isterik ki koparttık. Ugara gözlükten verse kayıp olur. Bir dalcık da böyle dalıyla malı attık, savırttık içine. Evet dostlar. Bunu kapatıyoruz ve bırakıyoruz pişmeye. Evet dostlar, bağaza geldik. Önce silelim üstümüze kullandığımız aletlerin üfür müfür yerine. Temiz çalışacaksın daima. Bir bağız potin kadar. Tamam. Şimdi bu bağızı öyle bir doğrayalım bedos. Louisiana usulü. Püre yapacağız ya tez bitsin ya o. Aldık kendi incecik incecik kestik. Bu kadar basit. Şımarmaya gerek yok. Öyle keserik işte. Tez kaynasın da gaz gitmesin. Kolaydır. İnsanları gaz ocağından elektrik düğmesini yakmaktan aciz ettiler. Vazgeçtirdiler. Pataniyaların içinde oturur insanlar. Anladın? Söylesen, sorsan halledeceğiz. Evet dostlar. Bunları suyumuza atalım. Kaynayan suyumuza bayez kaç kişilik sayarak atalım. Savırttık. Kedi dilciği kadar. Çok büyük kesmenize gerek yok. Köpeceğe benzer biraz. Dedim bana ufak gel diye. Büyük tencere alacak durumu var insanların be. İşte giden bir ucuzunu alın idare edesin diye. Bak bu miskine ne bayım. Öyle yani keyiflendirelim biraz tabacığımızı. Nedir bu alem? Dağlarımızda yetişen kavcağar mantarcığımızdır. Anladın? Kırmızı mantarcık da var tabii ki ama biz bugün kavcar çalışalım. Dizdik. Dostlar. Bunlar da gene bizim dağ eteciklerimizden. Ayrelli. Başka adı yok. O kadar. 3, 6, 8. Aldık duzumuzu. Biraz duz çektik. Duz savırttık daha doğrusu. Üstlerine az. Ayreli duz içerir. Pek ayreliye duz atmayın. Yağcığımızı kontrollü bir şekilde baby oil yağı kontrollü bilirsiniz ya da pahalı oldu. Bu sisteme geçtik. Yani anladınız. Ne hale getirdiler insanları. Sisi misi çocuğunuzun karnına, göbeğine şu hasta olur. Soğuk alır. Damladın. Evet. Ayreliciklerimizi de az ele bazanlığa gerek yok. Damlattık. O kadar. O kadar. Başka hiçbir şey be dostlar. Evet. Fırınımızın bunu üst kısmını elektriği yakıyoruz.
ödeyebilirsek ödeyecek, elektriği ödeyemezsek bir hafta kesik kalsın, idare edelim. Nedir? Önceden yıkadığımız, öyle zannedersiniz siz, bir brokolicik çalışacak. Nedir oğlum? Kestik kendi böyle. Çocuklarınıza yedirin C vitamini. Çok faydalı, antioksidan, kanserle savaş falan filan. Fakat ilaç kalıntısı varsa ne yapacak? Kim söyleyecek? Var mı kontrol? Halledecek ise çocuklarınıza yedirmeyin. Gene bu karagöz havuççuktan da renk katsın diye böyle çocuk potinciği gibi köpecik ayağı kadar kestik. O kadar. Bunların zaten şimdiden uyumu güzel. Diyelim daha. Evet. Önceden ısıttığımız bu karagözlük suyun içine önce havuçlarımızı atalım. Biraz havuçların beli kırıldıktan sonra, çünkü o da geçmiştiği için, brokollerimizi daha sonra atacağız. 5 dakika sonra. Bir pis çaput aldık. Açarkandan içine bakın ki yüzünüz yaksın şey. Çektik. Vay kuzum vay, bebeğime bak be. Bebeğime bak be. Ayrelli fırında olmaz diyenler yavaş yavaş düşüncelerini başlasın değiştirmeye. O kadar. Bir kahve molacıyı verelim izninizle, anladın? Yani kafeye mafeye gidecek halimiz yok yani. Öyle dere boyu, mere boyu. Anladın? 150 lira bir kahve, bir de piskotçuk peksemet yanında. Ne hale geldik, duyduk? O kadar. Kahveciğimizi içtik. Brokoliciklerimizi atıyoruz. Karagöz gibi gözüken pencereciye attık. Tamam. Güvecimizi bir daha görün. Aynar. Ve bu güvece püreyi ta yapana kadar bir küçük dokunuş daha yapacak dostlar. Evet. Tamam. Nedir yapacağımız? Bir pis, bozuk şarap döktük. Biraz, tamam. Bozuk olarak şarabınız dökerken. Öyle gidip daha kaç paralık şarap olmaz. Püreyin suyunu süzüyoruz. Ve hemen geldik. Söndürmüş olduğumuz pürenin. Var mı suyu? Var. Bir parçacık tereyağı alayım. Bu arada. Ne yaptık oğlum? Lezzet açısından patlattık. Neyi? Tereyağını sıcak sıcak böyle attık içine. Döndük buna dostlar. Biraz da krema. Kremasını da ekledik. Az, az abartmıyoruz. Süt koymayacağız. O yüzden krema çalıştık. Çektik kenara. Döndük. Gene hasta olan bebeciklerinizin karnına koyduğunuz zeytinyağından döktük. Veya zeytinyağı tabii. Onu da geçtik. Tuz. Savırttık. Başka karabiber. Ama önce bir bunları kendi içinde be dostlar. Tamam. Bitti işte. Yok püre ezeceğiymiş. Gideceğim. Bu kadar para. Aha. Pirondan. Bitti işte püre.
Ne değil yani de püre yapacaksın, püre yapacaksın. Bar bar bağırın. Bu olduğu bir tık daha zeytinyağı inadına, bu inattır ha. Olmaz diyenlere. Ve buna sadece bir karabiber eklememiz kaldı. Döndük. Nerededir? Evet, yakala beni. Attık. Tütsün. İnadınıza kekik de koyacağım ben kendine. İnadınıza. Bir tat daha tadım. Vay kuzum vay. 19 yıldızlı o dedikleri yerde bile bulamazsınız burada da. Evet dost, bitti. Brokolimiz de tamam. Ve daima biraz diri, özellikle brokoli, havuç diri olursa daha sağlıklı olur. Bu kaynayan suyu ve dostlar atmıyoruz. Atmayın, ne dökün tekneye bu kaynayan suyu, kediye ver içsin. Açtık. Evet. Bir kontrol. Bak bak lazmarin evi içinde. Çıkarttık. Vay kuzum vay. Görevini yaptı onlar kardeşler. Bak havunca bak seni. Anladınız o havuncu. Şu size söylediğim. Bir tadına bakıyoruz. Vay kuzum vay. Buna hafif bir kısa daha çekelim. Karar verecek. Budur lezzeti patlatacak olan şimdi. Masa ayağıydı bu ha. Zannetmeyin yani şeydi. Şimdi kardeş. Sakin. Sakin davranık. Aldık. Sizlere şöyle bir şey düşündüm ya. Bunun tadına bakmanız lazım be dostlar. Bak ya. Tamam. Çalışalım yavaş. İnşaatlarda çalışan insanlar bu işe daha yatkındır. Tabaklama işine. Süt istemez ha. İnanmayın. Zaten bozuktur nedir o sütleri kim kontrol eder? Yerli üretim, destekleyelim kabul. Hema halkı kim destekleyecek? Yok, halledeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi. Yapma ya. Ebe, dardayım. Geber. Yapma ya. Yiyelim. Vay buzum vay. Vay be. Nasıl olakmış ya. Hadi. Evet, fırını da elleriniz dolu olduğu için ayağınızdan. Tamam, dostlar. Aldık be dostlar. Mantarcığımızı ya, bak ya. Bizim dağımızın mantarı. Koyduk. Ne yaptık? Zeytinyağlı ve tuzlu. Aldık brokolicimizi, yana yana elimiz, bir böyle yaptık, bak yemyeşil, pis peçeceğin üstüne çıkarttık, fazla suyunu ve buralara böyle koduğumuzu varsayın, döndük kardeş, havuncuk gördük, kürek gibi, onu da böyle bıraktığımızı kabul edelim. Dönüyorum, güvecimi alayım ve gelelim yatağına uyutturalım beni böyle, yatsın da uyusun, tamam. Bir pis bezimizi aldık gene, hep güveci tutan yüzünü gözünü silen, kaşığı silen aynı çapıt. Aynı delik deşik yok be, atın üstünde kaboy gider da
yeni bez çıkartacaksa öyle zannedersiniz siz. Delik. Kolaydır beyazlarla kaboylar mücadele etsin. Kızılderileri korumaya çalışır. Ne Çin, topraklarına, arazilerine sahip çıkacaklar şeyler. Sistem, kapitalizm. Evet, sıcak sıcak ve dostlar aldım. Bakın, alma taktiklerini göstereyim size. Bu pis çabuk dediğiniz her işe yarar. Geldik. Şarabın kokusu be dost. Galiba başka bir şeyin kokusuna benzemez. Kaynar kaynar, ellerin yanacak. Gene bu çabukçuk dediğim gibi her işi yaptığı gibi fazla brokolinin havuççuğun suyunu da siler. Tahtadan, tabaktan siler. Anladın? Bir tek kulak karıştırmayın. Şimdi geldik. Bu neden buradadır ayağın içinde be kavoy? Bekle de göreceksiniz. Aldık dostlar. Yine bu pis çabuğun ucuyla, inadına suyunu fazla şey etme, almayarak geldik, yerleştiriyoruz ya. Ama abarttık ha biz de. Abardı, abardı anladık. Sanki de bilmez bunu insanlar. Aha, uyruk yağcıklar da içinde. Giden kuyruk yağı yok. Ya da varsa satarsa kemik, o da öyle. Anladın? İsteyen sarımsak da koyabilirdi. Sevgilisi olmayanlar koysun. Sevgilisi olanlar bir iki günlüğüne kavga etsin, sarımsaklı yesin bu yemeği, sonra barışır. Evet. Nedir bu ayrılığı? Bekabo yaktın, kuruttun yeni dediğin şeyi. E tamam ya, biraz da idare edin. Aldım. Son şekilde de bu da benim sana, bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun diyerek böyle bıraktık. Gerekir miydi, gerekmez miydi bilmiyorum. Görsellik açısından bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun diyerek bunu da buraya bıraktık. Ve son dokunuşlarıyla kapatıyoruz dostlar. Tekrar insan haklarına, hayvan haklarına saygı amaçlı da karabiberimizi unutmayalım, canlılarımızı, hayvanlarımızı ve kekiğimizi dökerek tüm canlılara, gerek insan gerek hayvan olsun, sahip çıkalım. Bu da benim size ayrılırken hediyem olsun be dostlar. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Evet. Evet dostlar. Bu iş bitmiştir. Afiyet olsun. O kadar.